Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda sizlere 3D grafik penceresinde bir fonksiyonu eksenler etrafında döndürüp nasıl yüzey oluşturabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Daha önce bunun benzeri bir çalışmayı sizlerle paylaşmıştım aslında. Ancak burada fonksiyonu eksenler etrafında döndürdüğümüzde oluşan yüzey çizgisel oluyordu. Şimdi ise hazırlayacağımız dosyada tam bir yüzey oluşturacağız. Kısaca şu dosyayı nasıl hazırladığımı aşamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birden fazla eğriyi de aynı şekilde döndürüp aralarında oluşan kapalı bölgeyi görmemizi mümkün kılabilecek bir dosya. İntegralde hacim konusunu anlatırken dersi somutlaştırabileceğine inanıyorum. Bismillah deyip nasıl hazırladığımı aşamalarıyla size anlatmaya başlıyorum. Peki öncelikle eksenler etrafında döndürmek istediğimiz bir fonksiyon belirleyelim. Ben bir parabol fonksiyonu alacağım. Eksenleri de -4 ve +4 noktalarında kesmiş olsun. Şöyle. Fx parabolünü şimdi eksenler etrafında döndürüp yüzey oluşturalım. Bunun için kullanacağımız komut yüzey komutu. Giriş alanına yüzey yazıp Enter'a basıp önerilen komutu ekrana getiriyoruz. 9 tane bilgiye ihtiyacımız var. Bunlardan ilk üçü absis ordinat ve kodu temsil eden ifadeler. Sonrakiler ise bu ifadelerin bağlı olduğu değişkenler ve değişkenlerin başlangıç bitiş değerleri. 2 tane değişkene ihtiyacımız var. Bunlardan ilki t olsun. Diğer değişkenimize de k diyelim. T değişkeni hangi aralıktaki eğrinin dönmesini istiyorsak bunu belirlemeye yarıyor. Örneğin t'nin başlangıç değerine 1, bitiş değerine 3 yazmış olsam 1-3 aralığındaki eğriyi döndürmek istediğim anlaşılacak. K ise dönme işlemini ve yüzey oluşturmayı sağlayan değişken. K'nın başlangıç değerine 0 yazdığımda yüzeyden itibaren dönmeye başla demiş olurum. Bitiş değerine de 60 derece yazmış olsam 60 derecelik bir dönüş yapmasını istemiş olurum. Yüzey komutunda absis ordinat ve kod kısımlarına yazılacak olan ifadeler arkadaşlar standart, yani çeşitli şekilleri var ama ben en sade olanını seçeceğim. İnternette bulabileceğiniz yüzey geometrisiyle alakalı dosyalarda var. X eksen etrafında döndürmek istediğimiz için absis kısmına T diyorum, ilk değişkenimi yazıyorum. Ordinat kısmına FT ve kod kısmına da FT yazıyoruz. Şu an dönme işlemini yapmaz. Dönme işlemini trigonometrik oranlarla yaptıracağız. Kosinüs K diyorum. Hem dönme işlemini hem de dönerken yüzey oluşturmasını bu sayede sağlatmış olacağım. Kod kısmına da sinüs K diyorum. Böylece 60 derecelik bir dönme işlemiyle yüzey oluşturmasını sağlatmış oldum. Şu şekilde. Daha fazla döndürmek istiyorsak yüzey denkleminde dönüş açısını artırmamız yeterli olur. Örneğin 160 yapmış olsam 160 derecelik bir dönüş. 360 olsa tam bir tur atmasını sağlamış olurum. Grafiğin tamamı gözüksün diye kırpmayı kaldıralım. Düzlemi de büyütelim şu şekilde. Dönme açısını kontrol etmek için sürgü kullanabiliriz. Tek yapmamız gereken dönme açısı yerine 360 derece yerine sürgünün harfini girmek olacak. Uygula ve tamam desek artık dönüşü biz kontrol etmiş oluyoruz. İstediğimiz kadar dönmesini sağlayabiliriz. Dönme aralığı 1-3 arasında bunu değiştirelim. Mesela -4-4 arası yapalım. Şöyle. Aralığı da yine biz
sürgüye bağlayıp tam bir kontrol sağlayabiliriz. Alt sınır için x1 olsun. Eksi 5, 5 aralığı uygun. Üst sınır içinde x2 alalım. Şöyle. Yüzeyine çift tıklıyoruz. Alt sınıra x1, üst sınırı da silip yerine x2 yazıyorum. Enter'a bastım. Artık istediğim aralıkta bir dönüşü sağlatmış olacağım. Şu şekilde. Alt sınır üst sınırın üstüne çıktığında doğal olarak fonksiyon kaybolacak. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. Alt sınırın maksimum değerinin yerine x2 yazalım. Böylece maksimuma getirsek bile x2'yi geçmesi mümkün olmayacak şöyle. Evet. x2'nin alt aralığı ve aynı şekilde x1'i geçmesi mümkün olmaz. Ekranı biraz düzenleyelim. Y ekseninin sadece pozitif yönü gözüksün. Bu sayede sürgüler içinde yer kalsın. Fonksiyonu x ekseni etrafında değil, istersek y ekseni etrafında da döndürebilirdik. Bunun için denklemini alalım. Yapmamız gereken şey şu. Giriş alanına yapıştırıyorum. Absis kısmına t cos k yazıyorum. Ordinat kısmına ft yazıyorum. Kod kısmına da yine t sinüs k yazıyorum. Enter'a bastığımda dönüşü artık y ekseni etrafında yapmaya başlar. Şöyle değiştirelim. 2 yüzeyde birbirine karışmasın. Bunları da şarta bağlayabiliriz. X ekseni etrafında döndür. C ve D. Yüzeye çift tıklayalım. Şöyle A yüzeyi gösterme şartı C olsun. B yüzeyi gösterme şartı D olsun. Aynı anda da gözükmelerini istemiyoruz. C'ye tıkladığımda D'yi kapatsın. D'ye tıkladığımda da C'yi kapatsın. Şu şekilde. İki taraflı bir dönüş sağladığı için şimdi şekil böyle gözüküyor da alt sınırı değiştirelim şöyle. Örneğin 0,4 arasını alalım. Daha net gözükecek. Alt sınırı da 0'a getirelim. Şu şekilde. Y ekseni etrafında dönüyor ve bir paraboloid oluşturuyor. Buna tıklarsak bu sefer x ekseni etrafında dönüyor. Şöyle. Bu çalışmayı biz x ekseni etrafında dönüş üzerine yapacağız ama y ekseni etrafında döndürmek için de gerekli kodlamayı anlatmış oldum. Fonksiyonu x ekseni etrafında döndürüyoruz da eğrinin de dönmesi hiç fena olmazdı. Eğriyi döndürmek için yapmamız gereken şey çok basit. Yüzeyin denklemini alacağız. Burada k yüzey oluşturmayı sağlayan değişken demiştik. K'yı silelim. K'ya bağlı hiçbir şey kalmasın. Kosinüs k ve sinüs k da ikinci değişkenleri taşıdığı için yüzeyin oluşmasını sağlıyor. Sadece eğriyi döndürmek istiyoruz biz. Yüzey ifadesi de yine burada yanlış olur. Eğri yazalım.
ifademizi şu şekilde aldık. Kos ve sin içerisine yazacağımız açılar kaç derece eğrinin döneceğini belirler. Örneğin 60 almış olsam şu şekilde eğrinin 60 derece dönmesini sağlamış olurum. Burada. Ben 70 derece dönmesini, alfa kadar dönmesini istiyorum. O yüzden 60 derece yazdığım yerleri silip alfa yazacağım. Bu sayede yüzeyi oluştururken bir taraftan da eğrinin dönmesini sağlamış olacağız. Şöyle. Bakalım. Hatta eğrinin sadece yüzeyde kalan parçasının değil, tamamının da dönmesini sağlatabiliriz. Eğri denklemini alalım. Hepsini kopyalıyorum, yapıştırdım. Alt sınırı ve üst sınırı değiştirelim. Eksi 10 ile 10 arasında olsun. Enter'a bastık. İki parçanın da ayırt edilmesini sağlatabiliriz. Renklerini değiştirebiliriz. Mavi yapalım. Stilde şöyle kalınlaştıralım. Evet. Şöyle. Eğri ve x ekseni arasında kalan bölgeyi taratabiliriz. Bu sayede hangi bölgeyi döndürdüğümüzde daha net bir şekilde anlaşılabilir. Örneğin 1-3 aralığında kalan şu kısmı taratmak istiyoruz. Bunun için yine yüzey komutunu kullanacağız. 3 tane ifade var. Kod kısmına 0 yazacağız. Çünkü bir dönme işlemi yaptırmak istemiyoruz. Sadece fx ile x ekseni arasında kalan bölgeyi tarasın istiyoruz. O bölgenin alt sınırı 1, üst sınırı 3. Ama bu x1 ve x2'ye bağlı olduğu için ben x1 ve x2 olarak giriyorum. Sürgülere bağlı olarak kalsın yani. İkinci değişkenimiz yine k olsun. Bu sefer ikinci değişkenin anlamı farklı. Yüzeyi döndürmeyi sağlamayacak. Fx ile x ekseni arasındaki bölgeyi taratacak. 0 ve 1 yazıyoruz. Burada 0 yazdığımda fx'i, 1 yazdığımda da x eksenini oluştursun. Fx ile x ekseni arası taransın anlamı çıkıyor. Yani şöyle düşünürseniz kartezyen bir düzlem var aslında burada. T değişkeni x ekseni üzerinde. K değişkeni de y ekseni üzerinde. Fx ile fx fonksiyonu ile x ekseni arasındaki bölgeye, 1 ile 3 arasındaki bölge, burada bir bölgenin taranmasını sağlatmış olacağız. 0, 1 diyoruz. 1 yazdığımda da x eksenini seçmesini sağlatacağız demiştim. Absis kısmına t yazıyoruz. Ordinat kısmında da ft ortaya çıkacak. Ama ft k değişkeni 0 olduğunda ortaya çıksın istiyorum. O yüzden buraya 1 eksi k yazıyorum. Bu sayede k 0 iken ft belirecek. K1 olduğunda da şöyle bir şey çıkıyor. Ordinat da 0, kod da 0. Yani hem ordinatın hem kodun 0 olması bunun x eksenini tanımlaması demek zaten. Dikkat ederseniz absis kısmında da t var. Yani şöyle ifade edeyim. T virgül 0, 0 şeklinde. Bu x eksenini veren zaten bir denklem oluyor t'nin değişimine göre. Yani k1 olduğunda da x ekseni, k0 olduğunda fx olacak. Evet, bu kadar. Enter'a bastık ve yüzeyimiz oluştu. Şöyle. Renkler birbirine karışmasın. Bunun rengini turuncu yapalım. Bir bakalım. Uygun. Biraz da matlaştıralım. Şöyle. Gayet güzel oldu. Eğrinin dönüşü de tamam.
Fonksiyonu değiştirmiş olsak, şimdi üstüne de çift tıklamayalım. Fonksiyonu değiştirebileceğimiz bir metin alanı oluşturabiliriz. Eşittir, bir tane de boşluk bırakalım. F'e bağlı olsun. Şöyle uygula diyelim. Bunu da biraz küçültebiliriz. 15 yine uzun geldi. 10 olsun. Evet. 10 uygun. Örneğin şöyle bir çember denklemi yazmış olsak 9 eksi x kare. Evet. Çemberi döndürdüğümüzde küre oluşturacak diyoruz. Şu şekilde. İlginç. Baş tarafının rengini daha koyu gösteriyor. Aralıkları değiştirelim. Ve bir küre ortaya çıktı. Açıyı değiştirmiş olsak şöyle. Şekilde. Şunu alalım bakalım. Ne yapacak? Evet, şurada. Çizme esnasında yenilemek gerekiyor. İlk bir bozuk gösterse de bu kodlarda hata olduğu anlamına gelmez. Dönüşü sağlatalım. Evet, bir vazo oluşturmuş olduk. Tam bir yüzeyle. Şöyle. Birden fazla fonksiyonu döndürüp fonksiyonlar arasındaki bölgenin hacmini sorabiliyoruz. Bunun için ikinci bir fonksiyona ihtiyacımız olacak. Bir kosinüs fonksiyonu alalım. X bölü 3 artı 1 olsun. Bir bakalım şöyle bir fonksiyon yazmış olalım. Bu fonksiyonu da rahat değiştirebilmek için bir metin kutusu belirlesek iyi olur. Gx fonksiyonuydu. Aynı şekilde eşittir. Bir tane boşluk bırakalım. P fonksiyonu demiş sanırım. Evet, Px demiş. Şunu G değil, P yapalım. Uygula diyoruz. Yine Px fonksiyonunun aralığını da düşürebiliriz. Metin alanı 10 olsun. Evet, aslında isteği sabitle. Sabitle demedim. Sabitle dedikten sonra aradaki boşluk farkını kaldırması gerekiyordu ama hala GeoGebra'da bazı kodlama hataları var. Bu tür ufak tefek hatalar karşımıza çıkabiliyor. Fx ve Px'i artık bu kısımlardan istediğimiz gibi değiştirebiliriz şunun gibi. Şöyle bir kalsın, ben İkisinin ekranda gözüken kısımda kesişebilecekleri şekilde fonksiyonları seçtim. Gx'i döndüreceğiz ve bu sayede Gx'den de bir yüzey oluşturacağız. Fonksiyonu çift tıklayıp denklemini alıp kopyalayalım. Artık işimiz kolay. Yapıştırıyorum.
f yerine p yazıyorum. P fonksiyonum artık px fonksiyonu. Demin yine g dedim yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Şöyle. Evet. Dönüşü sağladı. Yine eğrinin denklemini alalım. Hepsini seçiyorum. Kopyaladım. Yapıştırdım. F yerine yine p yazıyorum. Şöyle p yazdık. Yapıştıralım. Yine şu küçük eğri parçasını da px için de dönüştürebiliriz. F gördüğümüz yere p yazalım. Enter'a basıyoruz. Tamamdır. Evet, bir bakalım. E7'ymiş. Bunu da 7 yapalım. Standart bir görünüm taşısın. Şu şekilde. Diğer yüzeyin rengi de zemin rengiyle karışmasını istiyoruz. Onun rengini de şöyle sarı yapsak nasıl olacak? Bakalım. Evet, gayet ayırt edilir. İki renk oldu. Saydamlığını da azaltalım. %100 yapalım. Şöyle saydam olmasın. Evet, artık eksenler etrafında döndürebiliyoruz. Şöyle bir değişiklik yapmak hiç fena olmazdı. Altta taralı olan bölge fx'e göre fx ile gx'in arası sadece taransın istiyoruz. Tamamını seçmeyelim, bunu değiştirelim. 0 yazdığımda ft'yi, 1 yazdığımda x eksenini seçtiriyordu. Şimdi 1 yazdığımda x eksenini değil p fonksiyonunu seçtirsin. Buraya pt yazıyorum. K ile çarptıracağım. K 0 olduğunda pt de gidecek. Fx fonksiyonu. K 1 olduğunda bu sefer fx gidecek. Px fonksiyonu seçilmiş olacak. Enter yaptık ve bu kadar. Artık aradaki bölgeyi taratmış olduk. Şöyle. Fonksiyonlar arasında kalan bölgenin alanını da bazen sorabiliyoruz. Bunun için de yine dosyayı kullanabiliriz. İki fonksiyon arasında kalan bölge. Şöyle değiştirdiğimizde alt ve üst sınırları bölgelerde belirecek. Burada şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yüzey oluşturuyoruz ama kesiştikleri noktadan itibaren yüzey oluşturmak istiyoruz. Şuradan. Şu nokta. Düzlemde kesişme aracını kullanabiliriz. Şöyle ikisinin birden geldiği yerde tıklayabiliriz. Uzayda kesişme aracı işe yaramıyor. Gelip de buraya kesişme aracıyla tıklayamazsınız. Tam şöyle. Tıklasanız bile almaz. Almıyor. Eğer uzayda kesiştikleri yere tıklamak istiyorsanız nokta aracını seçeceksiniz. Tam şöyle sembol değişiyor üstüne kesişim yerine gelince ve tıkladığınızda uzayda da kesişme yerini işaretlemiş olursunuz. Kesiştikleri bölgelerden itibaren döndürmek istiyoruz. B'nin absisi başlangıç, A'nın absisi bitiş olsun desek şöyle. Yapacağımız şey basit. Alt kısmına hatta
bunu karıştırmayalım. Şimdi tekrardan düzeltmekle uğraşmayalım. Hazır sürgüleri değiştirelim. Sonuçta ikisi de birbirine bağlı. Bunun alt kısmı B'nin absisi olsun. X B yazıyorum. Enter yaptım. Üst kısmı temsil eden de X2 idi. Bunun üst kısmı da A'nın absisi olsun. X A yazıyorum şöyle. Enter'a bastım. X2'yi maksimuma getirdiğimde işte kesişme noktalarına ulaşmış oluyor. X1'i minimuma getirdiğimde kesişme noktalarına ulaşmış oluyor. Eksenler etrafında dönme işlemini sağlatırsak şöyle acayip bir şekilde karşılaşıyoruz. Şu an size bu dosyayla alakalı anlatmak istediğim her şeyi anlattım arkadaşlar. Çizgisel yüzey oluşturma videosunu nasıl hazırladığımdan bahsetmemiştim. Şu tam yüzey oluşturma dosyasını bu aşamaya kadar getirdikten sonra artık çizgisel yüzeyin de nasıl oluşturulacağını anlatmam fazla zaman almaz. Birkaç dakika içerisinde hemen ondan da bahsedebilirim. Mavi çizgilerden birinin denklemini kopyaladım. Tek yapmam gereken mavi çizginin şu parametrik eğrinin bir dizi komutuyla belli aralıklarla tekrarlanmasını sağlamak olacak. O kadar. Yani 0 dereceden başlasın, alfaya kadar ulaşsın istiyoruz. Kaç derecelik aralıklarla hareket etmesini istiyorsam da son bilgi olarak onu gireceğim. 6 derece yazarsam 6'şer derecelik aralıklarla eğrinin dönmesini sağlatır. Bence bunu da bir sürgüye bağlamakta fayda var. Çünkü dosya fazla kasarsa bu sefer aralığı artırırsınız. Örneğin şöyle maksimum 30 dereceye kadar artsın. 1 dereceden başlasın. Açı 8 olduğunda 8'er derecelik aralıklarla artmasını sağlatmış olalım yani. Şöyle dizi komutuyla bağlıyoruz. Tabi burada artık kosinüs alfa sinüs alfa olmayacak. Alfa k değişkenine bağlı. Sinüs k yapıyoruz. K 0'dan alfaya kadar artacak. Tamamını bir de kopyalayalım. Enter'a bastığım anda fx yüzeyinin etrafında çizgiler oluşmuş oldu. Açıyı düşürürseniz çizgiler sıklaşır. Açıyı artırırsanız dosya daha rahat hareket edebilir. Şöyle genişler. Demin kopyaladığımız denklemi yapıştıralım. Bu sefer fx yüzeyinde değil de p fonksiyonunun yüzeyinde çizgiler oluşsun. Şöyle enter'a bastığım anda artık p fonksiyonu da çizgisel bir yüzeye sahip oluyor. Şöyle renkli yüzeyleri de kapatabilirsiniz. Ama ben şu yüzeyin gözükmesini şarta bağladığım için şimdi onu kapatmıyor doğal olarak. Şartla birlikte kapatalım. Şu şekilde. Açıyı düşürelim. Evet. İşte çizgisel yüzeylerimiz oluşmuş oldu. Tekrar yüzeylerimizi belirleyelim. Listeleri de kapatalım. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.